Toprak ilmi ve ekoloji ana bilim dalından Profesör Doktor Aydın Tüfekçioğlu. Aydın Bey, merhabalar. Merhabalar Buse abim, iyi yayınlar. Hocama da merhaba diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben tek soruda ama her şeyi sormak istiyorum. Zaman kısmına değil. Şimdi son yardımlar dizi birazcık tabii telaştan duruyor. Acaba çok mu fazla olmaya başladı diye. Bir taraftan bu, yani artıyor mu yangınlar? Diğer taraftan şeyi de merak ediyoruz. Yani tablo böyleyse ne kadar alanı kaybediyoruz? Bu da önemli bir soru zira. Bir de gerçekten doğru önlemleri alabiliyor muyuz? Yasal düzenlemelere ihtiyaç var mı? Bu konuda ne yapılması lazım? Bir de yön gösterirseniz çok seviniriz. Şimdi orman yangınlarında biz iklim değişiminden dolayı zaten bir artış bekliyoruz. Yaklaşık %20 oranında bir artış bekliyoruz. Ama ülkemizde yanan alanlara baktığımız zaman son 20 yılı incelediğimizde 90 ile 2000 arasında mesela 15 bin hektar ortalama alan yanmış orman alanı. 2000 ve 2015 arasında işte yaklaşık olarak 8 bin kadar bir sahamız yanmış. Dolayısıyla ciddi anlamda yangınla mücadelede aktif ülkelerinde, yani dünyada çok başarılı ülkelerden bir tanesi. Bu noktada orman teşkilatımızı tebrik etmek gerekiyor. Yanan sahayı yaklaşık %50 oranında son 20-30 yıllık süreçte azaltmışlar durumdalar. Bunda da tabii ki en önemli etken hızlı müdahaledir yangında. Yani yangın büyümeden müdahale etmeniz gerekir. Onun için de yaklaşık 12 dakika gibi bir kısa bir sürede teşkilatımız yangınlara müdahale etmektedir. Başarılıyız. Gerçekten bu noktada başarılıyız. İzmir'deki yangında tabii yangının kısa sürede söndürülmemesinde en önemli etkenlerden bir tanesi rüzgardır. Yani rüzgar şiddetliyse yangın 100 metre, bir saniyede 100 metre gidebilir. Şimdi bunu, aslında merak edin Aydın Bey, siz daha iyi biliyorsunuz ama mesela işte teknolojiyi takip edebiliyor muyuz? Biliyorsunuz havadan müdahale konusunda bazı konular var. Dolayısıyla acaba hani yeterli miyiz? Bu konuda neler yapılmalı? Hani bu konuda kısaca da bir toparlama yaparsanız. Bu noktada yeterlinin üstündeyiz. Yani yangına ciddi anlamda para harcıyoruz. Yanan sahamıza baktığımız zaman da bizde 10 bin hektar yanarken diğer ülkelerden Fransa'da 28 bin hektar, İspanya'da 180 bin hektar, Portekiz'de 109 bin, İtalya 118 bin, Yunanistan 49 bin. Ciddi anlamda biz yanan sahayı azaltmışız. Bunu da çünkü ciddi anlamda yatırım yapmışız. Yaklaşık 20 bin personeli bu işe doğrudan ilgili olarak yangınlara müdahale etmede Orman Genel Müdürlüğü görevlendiriyor. Zaten personelin %50'sine denk geliyor bu. Çok ciddi yatırımlar yaptık. Hatta yangın eğitim merkezimiz bile var. Akdeniz'de, bir Fransa'da, bir bizde var bu eğitim merkezleri. Yangını çok ciddi alıyoruz. Çünkü insan olsun, hayvan olsun, bitki olsun, bunların hepsine çok önem veriyoruz. Teşkilat olarak bu noktada gerçekten iyi bir noktada. Peki, yüreğimde su sarktınız. Aydın Bey, teşekkür ediyoruz bizi bilgilendirdiğiniz için. Gerçekten çok önemli akciğerlerimiz. Hep onu söylüyoruz. Şimdi biraz altın konuşacağım hocam.